Son olarak isterseniz e, şeye bakalım, e, anketlere bakalım çünkü anketler meselesi bence önemli. E, anketler meselesi bence önemli. Evet bu araya araştırmanın, şimdi birkaç tane veri getireceğim ekranlarınıza. Temel motivasyonun kararsızlık olduğunu göreceksiniz bu bu verilerde. Ak Parti yüzde 32 araya araştırma'nın kararsızlar dağıtılmadan önceki verileri. Bu arada Boulder uzay mühendisi görevini yerine getirip <laughs> herkese uzaydan yine. Hediye üyelik dağıtmış 50 tane. Molderon çok teşekkür ediyorum. Sağ ol e, hayatım eksik olma. Günün birinde tanışırız belki. <laughs> bu bayağı enteresan bir şey oluyor YouTube'da tabii ki de. Çok teşekkür ediyorum Molderon. Evet yine Gökler'den üyelik yapmış. Evet görüyorum. Şimdi bu araya araştırma. E, bu araya araştırma. Kararsızlar %12,2 ki bu gerçekten çok önemli bir rakam asıl olarak Türkiye'de Türkiye'nin önümüzdeki belki 50 yılının kaderini belirleyecek olan küme de bu e, gerçekten bu %32 AK Parti, %26,5 CHP, HDP %9,5 Yeşil Sol Parti, MHP 7,4, İyi Parti 5. E, partiye inmiş Türkiye'de araya araştırmanın verileri 7,2, Memleket oldukça düşük 1,5, Türkiye İşçi Partisi 1,3, Refah ve diğerlerini görüyorsunuz ama asıl olarak kararsızların %12,2'sini görüyorsunuz. Peki bir de şeye bakalım. E, kararsızlar dağıtıldıktan sonraki e, 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 resme bakalım. Efe, bir sonraki grafik yani. Yok, bu değil. Bunları geçelim. Bu ara grafiklerin bizim açımızdan bir önemi yok. Evet. Kararsızlar dağıtıldıktan, pardon, kararsızlar dağıtılmadan önceki cumhurbaşkanlığı turuna bakalım. Kılıçdaroğlu yüzde 41,6 ile önde. Erdoğan 41,5 ile hemen arkasında Muharrem İnce'nin %9-11 aralığında ölçülen oyları 3,5'a inmiş hatta 3,5'un da altına Sinan Oğan'ın oyları yükselmiş gözüküyor. 1,5 civarında ölçülüyordu %2,7 ve kararsızım diyen %7,7 ile sandığa gitmem diyen %2,5. Ee, gördüğünüz üzere gene en e, e, kritik kümeyi kararsızlar ve sandığa gitmem diyenler oluşturuyor. Geçerli oylar üzerinden bakıldığında %46,7 Recep Tayyip Erdoğan, 46,8 Kemal Kılıçdaroğlu birinci tur. Devam edelim. Gözde demiş ki kararsızlar ne zaman karar verecekler? Bazıları hiç karar vermeyebiliyor Gözde. Mesela burada ikinci tura kaldığında yani diğer adaylar elendiğinde dahi yüzde buçuk sandığa gitmem diyen var. Neden biliyor musun? Bu sandığa gitmem diyen seçmenin önemli bir bölümü biz bunu şeyde de yaşamıştık. İstanbul seçimlerinde de yaşamıştık bunların önemli bir bölümünü AK Parti tabanı oluşturuyor e, ve o AK Parti tabanının şöyle bir stratejisi oluyor genellikle biz bu e, Recep Tayyip Erdoğan'a bir ders verelim efendim bir protesto edelim ama diğerlerini de iktidar yapmayalım diye düşünen bir kafa var onlar sandığa gitmiyorlar. Ee, yani ne Erdoğan'a oy vermek istiyorlar ne Kılıçdaroğlu'na oy vermek istiyorlar ve sandığa gitmiyorlar. Ama bunun tabii yüzde dokuz buçuk olması çok ilginç. Gerçi ben e, tarihin bu anında yapılan araştırmaları da biraz hani artı eksi hata payı içerisinde gördüğümü söylemeliyim. Bunlar Araya'nın verileriydi. Şimdi diğer araştırmaları da göstermek istiyorum size. Devam edelim. Evet bu da Aksoy araştırmanın verisi. Sizce Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi ittifak adayı kazanır diye sormuşlar. Bakın kime oy vereceksiniz diye değil kim kazanır. Psikolojik üstünlüğün e, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğunu bu veriden görüyoruz. Çünkü %56 Kılıçdaroğlu kazanır demiş. %44'te Recep Tayyip Erdoğan kazanır demiş. Benim gördüğüm uluslararası finans raporlamalarında da Bahisler demeliyim size e, Kılıçdaroğlu'nu favori göstermeye başladı. Son dönemde İbre Kılıçdaroğlu'na yeniden dönmüş gibi gözüküyor. Devam edelim Aksoy'un e, diğer verisine bakalım. Türkiye ekonomisi beklenti daha iyi olacak, aynı kalacak, daha kötü olacak. E, yeşil çizgi daha iyi olacak ve görüyorsunuz ki daha iyi olacak meselesi Mart 2023'te yükselmeye başlamış. Bu tabii bir değişim e, olgusu üzerinden e, ortaya çıkan bir durum. Yani bu iktidar değişecek. Gelen iktidar Türkiye'de ekonomiyi daha iyi hale getirecek diyen bir bakış açısı bu. Türkiye ekonomisiyle ilgili son 6 ayın verisi. Devam edelim. Evet bu da Euronews'un e, bütün e, anketlerin ortalamasını alarak kendi yabancı takipçilerine, e, uluslararası okuyucularına aktardığı grafik. Cumhurbaşkanlığı seçim anketleri ortalaması 47 buçukla Kılıçdaroğlu ee, birinci tur konuşuyoruz 44,4 ile e, Erdoğan yüzde altı ile Muharrem İnce 2,2 ile de Sinan Oğan gözüküyor burada Nisan ayı içinde yapılmış anketlerin 10 anketin ortalaması burada birinci turda Kılıçdaroğlu kazanıyor gözüküyor Euronews e, anketinde devam edelim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ortalamasını burada almış ve diğer e, anketleri de burada tek tek belirtmiş hangi e, araştırma bir bölümü iktidara hizmet veren bir bölümü muhalefet masasına hizmet veren hizmet veren dedim yani sipariş veriyorlar o araştırma şirketleri de sahaya çıkıyor ve bulgularını getiriyorlar e, onların da ortalaması bunu gösteriyor enteresan var mı başka anketimiz Evet bu da Araya'nın e, anketi. İkinci tura kalması durumunda ne olur diye soruyor Araya. E, orada da 50,7 ile yani neredeyse işte bir buçuk puanlık bir farkla Kılıçdaroğlu ikinci turda seçimi kazanır gözüküyor. Devam edelim. Var mı başka anket? Verisi yok. Bu kadardı. Şimdi burada gördüğünüz üzere iki tane olgu var. Bir... Daha fazla var. Kısaca özetleyeyim. Birincisi, Muharrem İnce'nin ve Sinan Oğan'ın aday olması kesinlikle Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakıyor. Bu değişir mi? Değişmez. Muharrem İnce kesinlikle şeyden çekilmez, adaylıktan çekilmez ya da CHP lehine bir pozisyon almaz, bu seçimi ikinci tura bırakır. İkinci turda hem İnce'nin hem Oğan'ın hiçbir şansı yok ekranda görüyorsunuz verileri ama nedir bu birinci turun kesinlikle ikinci tura kalmasını sağlayan bir aritmetik oluşuyor birincisi bu. İkinci tura kalması Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanma ihtimalini güçlendiriyor mu yoksa zayıflatıyor mu onu sizin yorumunuza bırakıyorum. Birinci turda Kılıçdaroğlu eğer diğer iki aday olmasaydı seçimi kazanabilir miydi? Bu ihtimal daha mı yüksekti? O yorumu size bırakıyorum bu veriler üzerinden. İkinci tura kaldığı senaryoda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın neredeyse 50-50 kafa kafaya bir durumda olduğunu bu anket ortalamalarında görüyoruz. Ama e, Euronews'un anketine göre ise 5 puan önde ikinci turu Kılıçdaroğlu rahat bir şekilde bitiriyor. Ee, diğer ikinci konu kararsızlar ve sandığa gitmem diyen yüzde dokuzla yüzde on üç arasında değişen bir kitle. Bu çok yüksek bir rakam. Seçimlere üç hafta kala bu rakamları bulmak normal olsa da bugüne kadar izlediğimiz tüm seçim süreçlerinde en yüksek rakam olduğunu söyleyebilirim. Bir benzerini İstanbul yerel seçimlerinde e, e, bunu e, yaşamıştık. Yine söylediğim gibi bunun da sebebi, e, bunun da sebebi. AK Partili seçmenin Erdoğan'a bir, bir uyarıda bulunmak istemesi ama muhalefete de oy vermekten e, çekinmesi duygusu. E, bu nedenle kararsız seçmen bu kadar yüksek. Bir de tabii hayatlarının ilk oyunu kullanacak olan ve kafası son derece karışık olan, Türkiye'deki siyaseti tam olarak anlayamayan e, genç kardeşlerimiz var. Onlar da henüz e, kararlarını vermiş değiller. Anketler bunu gösteriyor bir başka olgu bu anketlerden çıkan Türkiye İşçi Partisi ete kemiğe bürünmüş vaziyette bu anketlerde. E, biri kesin buluyor, bir buçuğu bulabilir. Bazı durumlarda belki ikiye yaklaşabilir. Dolayısıyla şu anda olduğundan daha fazla sayıda bir Vekil sayısıyla parlamentoda olacakları kesin gibi. Sonuncu yorumumsa İyi Parti'nin ciddi bir hasar aldığı yönünde e, ee, İyi Parti bu masadan kalktın oturdun meselelerinde ciddi puan kaybetmiş gözüküyor. Özellikle araya araştırmada e, %7,2 Türkiye'nin 1, 2, 3, 4. partisi hatta Kararsızlar Partisi 12.5'u da sayacak olursak eğer e, 1, 2, 3, e, 5. Part, 6. partisi oluyor. Yani çok ciddi bir e, çok ciddi bir düşüş bu. Bu toparlanabilir mi? Onu da bekleyip göreceğiz ama 20 gün kala çok çok zor olduğunu söylemeliyim.